صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرّة اعيننا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة Ma <mâ> saqa kafiran minha shurbata ma. Ravahu Tirmizi, Sadaqa Rasulullah, Bana taqa Habibullah. Paye ali raca eylemez babın da hak olanlar. Tahtı şahı istemez menzilgahı eflak olanlar payeyi ali daha yüksek bir mertebe istemez. Raca eylemez, ümid etmez, beklemez. Babında hak olanlar. Hak toprak demektir. Farsça. Bab Arapça kapı demektir. Ey Allah'ım. Kapında toprak olmayı becerenler onun fevkinde, üstünde daha büyük bir makam, daha büyük bir menzil, daha büyük bir iltifat istemezler. Beyazıt Bestami Kaddesallahu Sırrahu Cenab-ı Hak'tan kendince ufak bir şey istemiş. Ama o ufak isteğinden dolayı tam 3 ay geceli gündüzü Cenab-ı Hakk'a yalvarmış. Sonra Allah'a nazlanarak demiş ki, Ya Rabbi, senden küçücük bir şey istedim. 3 aydır beni kapında bekletiyorsun. Reva mı demeye getiriyor. Cenab-ı Hak da ona diyor ki, Ey kulum benim eşiğimde benim kapımda inlemen o kadar çok hoşuma gidiyor ki istediğini verip seni göndermeyi arzu etmiyorum diyor. Şimdi istediğini alıp dönüp gitmek mi yoksa Allah'ın razı olacağı şekilde eşiğinde beklemek mi? Anlayanlar, fark edenler bunu tadanlar Cenab-ı Hakk'ın eşiğinden ayrılmak istemezler. Allah bizi kapısından ayırmasın. Cenab-ı Hak bizi kulluğundan azat etmesin. Amin. Size duanın müstecab olacağı yerlerden birisini söyleyeyim. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu Hacca ümreye gittiği zaman bir isteği, bir talebi olursa Kabe'nin etrafında tavaf ederken her şavta Kabe'ye doğru Kabe'nin kapısına gelince oraya döner ve muradını Allah'ın kapısında Allah'a arz ederdi. Yine böyle bir ziyaret esnasında hac veya ümre vazifesinde ısrarla her tavafta Kabe'ye doğru dönüyor ve Cenab-ı Hak'tan bir talepte, bir niyazda bulunuyor. Sonra onun bu haline muttali olanlar Efendi Hazretlerimize sordular. Dediler ki efendim bu haç özellikle buna ihtimam gösteriyor ve her seferinde Kabe'nin kapısının karşısında istiyorsunuz. Acaba ne istediğinizi söyler misiniz deyince Efendi Aslerimiz, bu tarikat aliyenin kıyamete kadar bozulmadan devam etmesini Cenab-ı Hak'tan istedim. Elhamdülillah Allah duama icabet etti buyurmuş. Tarikatın ismi devam edebilir ama muhafaza ederek istikametle devam etmesi kıymetlidir. Allah son nefesimize kadar istikametten bizleri ayırmasın. Amin. Bu yaz elektrikçilik yapan birisiyle tanıştım. Baktım o da Efendi Hazretlerimizden bunu muhtemelen duymamış. Nereden hatırına geldi veya nereden öğrendiyse hocam diyor üç tane erkek evladım var. Hiç kız çocuğum yok kız çocuğum olsun diye çok arzu ediyorum. Ne yaptım, ne ettim, ümreye gittim. Kabe'yi tavaf ederken her Kabe'nin kapısına gelişte Allah'ım bana ikiz iki kız çocuğu, ikiz kız çocuğu nasip et dedim. Döndüm. Şimdi ikiz kız çocuğum var diyor. Hatta hanımına söyleyince hanımı pek oralı olmamış. Allah olmayana versin demiş. O da içinden üstelememiş. Senin de yok demiş kız çocuğun. Mevla lütfetmiş. Allah hayırlı zürriyetler ihsan eylesin. Amin. Bütün hayatı Kur'an-ı Azimuşan bir kelimeyle özetler. Yaşadığımız hayat ve özellikle boş yaşanan hayatları bir kelime özetlemeye, hikaye etmeye kafi. Geçmiş ümmetlerden bahsederken, Semut kavminden Salih aleyhisselamın kavmi, Ad kavminden Hud aleyhisselamın kavmi, Medyen'den Şuayb aleyhisselamın kavmi, Hz. Nuh'un kavminden, Hz. Lut'un kavminden bahsederken, hepsi kendi zamanında peygamberlerine isyan etmiş, kulak tıkamış, ne denirse dinlememiş, burnunun dikine gitmiş, biz bileyri koca demeye devam etmişler. Sonra bardağı taşıran son damla ile beraber Allah kiminin başına taş yağdırmış. Kimisine bir ateş topu göndermiş. Kimisini suda boğmuş. Kimisini müthiş bir sayhayla bir gürültüyle oldukları yere çakmış. Cenab-ı Hak hepsinin akıbetinden bahsederken içlerinde 900 sene, 1000 sene ömür yaşayanlar olmuş. 300 sene yaşayanlar olmuş. Hiç hastalanmayanlar olmuş. Bizim sahip olduğumuz imkanlardan daha iyi, daha kuvvetli imkanlara sahip olmuşlar. Ama Cenab-ı Hak tokatı vurduktan sonra, helak olup gittikten sonra o yüzyıllarca ömür süren, refah içerisinde yaşayan toplulukları Cenab-ı bir kelimeyle anlatıyor. Bakın diyor, yaşadıkları beldelere bakın. Ke ellem yagnev fiha. Bu kadar. Ke ellem yagnev fiha. Ke ellem yagnev. Sanki o beldede hiç yaşamamışlar. Fiha o beldede. Sanki hiç yaşamamışlar. Sanki hiç orada bulunmamışlar. Dolup büyümemişler. Yiyip içmemişler. Ekip biçmemişler. Hiçbir şey yok diyor. Arayın Firavun'dan bir iz bulamazsınız yaşadığı yerlerde. Nemrut'tan bir iz bulamazsınız. Lut aleyhisselam'ın kavminden Semut'tan bir iz bulamazsınız. Allah koca koca kabileleri, koca koca şehirleri, binlerce, yüz binlerce insanı yerin dibine geçiriyor. Bütün yaşanmış hikayelerle beraber bütün mutluluklarla, bütün zevklerle, bütün safalarla beraber tek bir cümle onları özetlemek için yetiyor. Keellem yagnev fiha. Sanki hiç yaşamadılar. Tabi yeryüzünden bakınca öyle görünüyor. Yerin altında yaşadıkları her saniyenin hesabı verilecek, sorulacak. Allah hakkımızda Keenlem yagına fiha denilmekten bizleri muhafaza eder. İşte bu Müslümanların değil, müşriklerin, kafirlerin, ehli isyanın hayatını anlatırken bir cümle. Keenlem yagına fiha. Müslüman öyle değil. Hani derler ya merkep ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. Ölenin ardından değil. Eser bırakmayanın ardından ağlamalı derler. Ölenin arkasından ağlamaya gerek yok. Eğer bir eser bırakmamışsa, bir halef bırakmamışsa, kendi hayrı haykırıyor. Kendi iyi işler yapmış. Ama kendi ölümüyle beraber hayrı da kesilmişse, o zaman eser bırakmayanın ardından ağlamalıdır. Bazı insanlar vardır. Kendi hayatlarındayken gerçekten güzel işler yapmıştır. Hocadır, vaaz etmiştir ama ahirete gittiği zaman kesilmiştir. Daha önce söylemiştim, Timurtaş merhum yıllarca bu memlekette hemen hemen bütün Müslümanlara sesini duyurmuş. Allah amellerini zayi etmesin. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin hepimizde mutlaka bir izi var. Son demlerinde artık vaazlara çıkamadığı dönemler, artık yavaş yavaş ahiret hesabını daha yoğun yaptığı dönemlerde tanıdıkları, üzerinde hakkı bulunan insanları ziyaret ediyor, helallik alıyor, bağcılarda bir tanıdığına gidiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Allah bana dinini anlatacak öyle imkanlar, fırsatlar verdi ki bu memlekette milyonlarca insana Allah'ın dinini korkmadan cesaretle anlattım. Fakat Mahmud Efendi bana sadece vaaz etmekle kalma. Bildiğin ilimleri Nasara, Yensuru, Nasran, Nasirun, Mensurun bunları oku, okut. Hoca yetiştir, adam yetiştir dedi. Fakat ben kalabalıkların cazibesine kandım. Asıl işin bu olduğunu düşündüm. Evet bu da lazım. Rahlen'in önünde diz çöküp talebe yetiştirmedim, hoca yetiştirmedim. Mahmud Efendi bana 40 senedir bunu söylüyor. Şimdi anladım. Milyonlarca kişiye vaaz ettim ama şimdi vaaz ettiğim kürsü boş kaldı. Oraya bir tane halef yetiştiremedim demiştir. Ahir ömründe Cenab-ı Hak böyle bir nedametten bizleri muhafaza eylesin. Onun için halef bırakan, yaptığı hayırları devam ettirecek halef bırakan ölümsüzdür. Halef bırakan ölümsüzdür. Ama halef bırakamazsa, malını çarşur ederlerse, kitaplarını satılık sahaflara götürüp satarlarsa, Artık senin mirasını yetiştirdiğin talebelerin, yetiştirdiğin dava adamları omuzlayıp götürmezse çocuklarına kalırsa kıymet bilmeyen senin öz evlatların senin katline fetva vermiş olurlar. Onun için her zaman derim, içinizde hoca olanlar, hoca olacaklar, belki hepiniz hoca olacaksınız, unutmayınız. Dava adamlarının hocaların, ulemanın varisi evlatları değildir. Onların varisi yetiştirdiği talebeleridir. Eğer kar topu gibi yaptıkları hizmet büyüsün, afakı kuşatsın, kendinden sonraki nesillere sesi hiç kısılmadan ulaşsın istiyorsak o zaman varislerimizi doğru seçeceğiz. Bakın İslam'ın büyük üstadlarına, Ebu Hanifelere bakın, İmam-ı Şafilere bakın, Ahmet İbni Hanbellere bakın, İmam-ı Maliklere bakın. İnanın kendi dönemlerinde o kadar meşhur değiller. Kendi dönemlerinde o kadar maruf değiller. Ebu Hanife'nin annesi fetvayı oğluna sormuyor biliyor musunuz? Sen ne anlarsın diyor. Cami imamına soruyor, Ebu Hanife'ye sormuyor. Ulemayı büyülten ulema'nın şanını hakkıyla takdir eden kendinden sonra gelen talebeleri olmuştur. Onları dünya imamı Neveviler duyurmuştur. Ebu Hanifeler duyurmuştur. İbn Abi Dinler duyurmuş. Kendinden sonra onun hakkıyla izinden giden talebeleri, evlatları, manevi varisleri onları dünya çapında alim kılmıştır. Allah Celle Celaluhu Efendi Hazretlerimizin başlattığı bu davayı aynı onun onun sahip çıktığı şekilde sahip çıkarak bütün dünyaya duyurmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Allah bütün dünyaya yetecek kadar ehli sünnet vel cemaat dünyayı sevmeyen hocalar, alimler yetiştirmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. İnanın bazen düşünüyorum. Ticaretle meşgul olan insanları anlamaya çalışıyorum. Bir dönem ben de böyle efendim çok uzun süreli olmasa azıcık ticaret yaptım. Para kazanmak çok tatlı. Serkan ne dersin? Para kazanmak çok tatlı. Hele bir de böyle hiç ummadığınız yerden üst üste karlar, üst üste karlar, üst üste bir bin olurken, bin bir trilyon olurken onun için kolay kolay para kazanırken ticareti bırakmak kolay değil. Ama inanın, inanın Ulemuşer yeyi hadisleri ayetleri anlamaya başladığınız zaman Kur'an'ın elfazında Allah'ın size hitap edişinden manalar çıkarmaya başladığınız zaman bir esnafın bir tüccarın para kazanırken aldığı hazdan lezzetten bin katını alırsınız. İmam Muhammed köle bahsinde veya fıkıhta bir meseleyi çözdüğü zaman sabahlara kadar uy uyku uyumaz o meseleyi çözüp cevabını bulunca öyle bir sevince gark olurdu ki. Öyle bir sevince eve sığmaz, dünyaya sığmaz derdi ki ey sultanlar, ey dünyanın zenginleri, dünyanın bütün saltanatı sizin olsun. Bu zevk, bu saadet, bu huzur bana yeter derdi. Bu huzur bana yeter. Allah İslamiyet'ten bu huzuru almaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. İbrahim Ethem Kaddesallahu Sırrahu'nun çok güzel bir sözü var. Der ki, kendi gibi dervişlik yapan hem derdi olan insanlara, aynı dili konuştuğu, aynı mevzuları paylaştığı, aynı derdi taşıdığı derviş arkadaşlarına sessiz sessiz der ki, sakın ha Allah'ın bize verdiği saltanatı, her yerde konuşmayın. Eğer bize verilen saltanatı devlet ricali bilseler, sultanlar bilseler, krallar bilseler birbirleriyle olan kavgayı bırakırlar. Bizdeki saltanata sahip olmak için bizimle savaşmaya başlarlar. Onun için sesinizi kısın diyor İbrahim Ethem Kaddesallahu Sırra. Efendi Hazretlerimiz her vakit sohbetlerine Risale-i Kutsiye ile başlardı. Biz de bir beyt okuyalım. Buyuruyor ki Veradan kimseyi kadhetme sabret. Veradan kimseyi kadhetme sabret. Seni zem etse affet nefsi kahret. Manasını zaten anlıyorsunuz. Veradan yani mahlukattan hiç kimsenin aleyhine konuşmamayı becerirsen bunu yap. Veradan kimseyi Kadhetme, sabret. Evliyaullah, eğer etrafındaki insanlar tarafından herhangi bir sataşmaya, herhangi bir taarruza, herhangi bir kadha veya taana muhatap olurlarsa, şöyle düşünürlerdi buyuruyor Efendi Hazretlerimiz. Allah şimdi beni yokluyor. Ey kulum bunca sene ibadet ettin, bunca sene zikrettin. Bunca sene dervişlik ettin. Bakalım senin suyun ne kadar? Mevla neyi ölçüyor? Suyunu ölçüyor, suyunu. Bakalım yüreğindeki su ne kadar? Çabuk bulanan bir adam mısın? Yoksa okyanuslara sahip bir insan mısın? Yunus Emre'yi kimse bulandıramıyor. Çünkü haykırıyor. Benim ol ışk bahrisi. Denizler hayran bana. Derya bana ummandır. Zerre. Derya bana ummandır. Zerreler. Derya benim katremdir. Zerreler umman bana diyor. Benim ol aşk bahrisi. Yüreğimde öyle bir aşk var ki diyor Allah'a karşı. Benim ol aşk bahrisi. O aşk sayesinde kendimi dünyanın en geniş okyanusu görüyorum diyor. Benim ol aşk bahrisi. Bunu yakalayan bir gönüle 7 kat sema sığar. 7 kat sema sığar. Daha ileriye gidebilirse arşı bile sığdırabilir. 7 kat sema dediğiniz kolay değil. Birinci kat semayı, ikinci kat semaya kıyas ettiğinizde okyanusa nispetle bir damla neyse, birinci kat sema, bütün gördüğünüz bu galaksiler ikinci kat semaya nispetle öyledir. Sonra 1 ile 2'yi 3'e kıyas edin. 1 ile 2 damla, üçüncüsü okyanusa nispetle hep böyle büyüyerek, katlayarak gidiyor. Bir arif muhabbetullah'a mazhar olduğu zaman her şeyin sevgisini gönlünden atıp Mevla'nın sevgisine mazhar olduğu zaman öyle bir vushat yakalıyor ki benim ol aşk baharisi. Ben aşk okyanusuyum. Denizler hayran bana. Denizler bu kadar vushatına rağmen dünyanın üçte ikisini kaplı üçte e, ikisini kaplamış olmasına rağmen bana bakıp hayrandır. Derya benim katremdir. En büyük deryayı getirin benim yanımda damla kalır diyor. Zerreler umman bana. Benden bir damla alan içine umman sığdır. Allah o büyüklerin konuştuklarını anlamaya, yaşadıklarını yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. İşte onlar ne yapıyorlar? Veradan kimseyi kadhetme sabret. İnsanları arkadan eleştirmek, çekiştirmek, onlara çelme takmak sana hiçbir şey kazandırmaz. Çamur atma, senin elin kirlenir. Beradan kimseyi kadhetme, sabret. Seni zem etse affet, nefsi kahret. Kötüledi, aleyhine konuştu. Nefsin istiyor ki gırtlağını sıksın. Nefsin dediğini mi yaptığında kazanacaksın? Allah'ın dediğini yaptığında mı? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fasfahi safhal cemil. Fasfahi safhal cemil. Çok güzel bir şekilde ört diyor. Konuşma. Vel kadiminel gayda vel afina anin nas. Muhsinlerden bahsederken Cenab-ı Hak muhsin kullarından, Allah'ı görür gibi tanıyanlardan bahsederken ellezine yunfikun fis sarai ve diyor. Bayılıyorum bu ayet-i kerimeye. Ellezine yunfikuna fis-sarai darra Ne demek? Eli genişken de veriyor, darken de veriyor. Şimdi bazı insanlara gidiyorsun, hocam işler bozuk diyor. Cömert adam, cömert adam bu kelimeyi kullanmaz. Çünkü bir adam, bir adam alimse gece de alimdir, gündüz de alimdir. Bir adam salihse Gece de salihtir, gündüz de. Gece eşkıya, gündüz salih olur mu? Olmaz. İnsandaki vasıflar, mesela sen akşam Kürtsen sabah Kürt. Akşam Arapsan sabah da Arapsın. Bugün canım sıkkın, ben bugün Kürt değilim vazgeçtim. Ben bugün Türk değilim vazgeçtim diyemezsin. Akşam neysen çok istisnai durumlar olur. Çok daralırsın, Allah'a yalvarırsın. Asbahtu emseydü kürdüyen ve asbahtu arabiyen olur bazen. Tamam mı? Zavallı Kürdün birisi ulema ile beraber haç yolculuğuna çıkmış. Ulemanın arasında adamlar tefsiri açıyor. Her sabah birisi Kur'an-ı Azimuşşan'a okkalı okkalı manalar veriyor. Sırayla her gün biri. Dediler ki yarın sıra sende. Kaporta sağlam hocaya benziyor. Ama inna atayna bilmiyor. O kadar üzülmüş ki hoca olmadığını o kadar kahrolmuş ki. Allah'ım demiş bu bu mahcubiyeti yaşayacağına yüz sefer ölmeye razıyım. Ne olur? Ne olur beni mahcup etme. Vallahi yüreği böyle yanan insana Cenab-ı Hak cibril Emin'i gönderir. cibril Emin'i. Mesele yanma meselesidir. Adam sabaha kadar içi öyle bir yanmış ki. Ciğerinin kokusunu duyanlar duymuşlar. Yani. Sabah çıkıyor kürsüye. Başlıyor Arapça vaaz etmeye. İlk cümlesi ne biliyor musunuz? Emseytu diyen, akşam kürt yattım ve asbahtu arabiyen diyor. Sabah Arap olarak. Yani bir insan böyle istisnai durumlar olur ama bir vasıf sizde varsa akşam mühendisseniz sabah kalktığınızda mühendis. Akşam doktorsanız sabahtı doktor. Onun için hiçbir doktor efendim bugün benim keyfim yerinde değil ben doktor değilim hastayım demelüksüne sahip değil. Cömert bir vasıfsa sende cömertlik bir vasıfsa ellediğine yunfikune fis-sarayi ve darra Cenab-ı Hak ne diyor? Elin darken de infak etmeye devam edersin, elin genişken de. Ama eline göre miktarını ayarlayabilirsin. Ama bir gün veriyorum, bir gün vermiyorum, bugün var, yarın yok diyemezsin. Sonra vel kâdiminel gayz burayı söylüyor. Gayzını, öfkesini yutanlar. Öfke o fıtri bir şeydir. Sinirlendiği zaman insanın beni benzi atar, gözleri yerinden oynamaya başlar, titremeye başlar ama vel kâdiminel gayz gayz olmayacak demiyor Cenab-ı Hak. Onu ben veriyorum size ama siz onun onu muhafaza edebilir, onu bastırabilir, onu yutabilirsiniz. Hz. Hüseyin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu, torunu Efendimiz onlara "vehume rayhanete yeminel cenneti" demiş. Vehume rayhanete yeminel cennet. Ne demek? Bu ikisi var ya. Benim cennet çiçeklerimdir diye severmiş. Hatta gelirlermiş dede dede bizi gezdir diye Peygamber Efendimizin sırtına çıkarlarmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları sırtında gezdirirmiş. Ben sizin devenizim diye. Bunu duymuşlar. Sahabe çocukları bir gün Peygamber Efendimiz ahlaka bakın. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bizim peygamberimiz böyle işte. Allah onun ahlakını bize ihsan eylesin. Kime ne cevap vereceğini, hangi müşkülden nasıl çıkacağını biliyor. Mahallenin çocukları duymuşlar. Ya Resulallah buyur. Siz Hasan ve Hüseyin'i devesi olup onları sırtınızda taşıyormuşsunuz. Bize de deve olur musun? Bizim devemiz de olur musunuz demişler. Çocuk bu kadar biliyor kelimeleri. Ya Resulallah bizi de sırtına al Bizim de devemiz olur musun? Demişler. Sahabe orada diyenler var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz olsak ne derdik? Affedersin. Deve senin babandır demediğimiz kalırdı yani. Tamam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların elinden bakın ne kadar güzel tatlı bir uslukla kurtuluyor. Yanındakini Hazreti Ali, Hazreti Bilal diyor ki koş eve. Altın varsa altın, dinar varsa dinar, fındık varsa, fıstık varsa, ne varsa kap getir, beni bu çocuklardan satın al diyor. Onlar deve olarak bizim devemiz dediler artık. Tek çare ne? Onlardan satın almak. Paraları, cevizleri, hurmaları görünce çocuklar deveyi meveyi unuttular. Hazreti Hüseyin bir kölesi var. Hazreti Hüseyin kıymetli misafirleri gelmiş. Kıymetli. Köle de çorbayı ısıtmış getirirken hop ayağa takılıyor. Hazreti Hüseyin'in kafasından aşağı boşaltıyor. Çok zor bir durum. Köle tabii titriyor. Acaba başıma ne gelecek diye. Tam o esnada hatırına bu ayet geliyor. Altın cüzde. Şey dördün cüzde. Ellezine yunfikune fisserrâi ve zarrâi vel kâzımînel Ne demekti? Öfkesini yutanlar. Bunu duyunca işte Müslüman böyle bir şey. Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman hemen kendine hitap ettiğini anlar. Hazreti Ömer radıyallahu an devesinin üzerinde giderken şu ayeti duydu. İnne azabe rabbike lavâiqa mâ lehû min dâfi'. İn azâbe rabbike lavâiqa. Ey Ömer! Rabbinin azabı gerçektir. Onu hiç kimse durduramaz. Hazreti Ömer kendisine söylenmiş bir hitap olarak kabul ediyor. O kadar sarsılıyor ki bayılıp deveden düşüyor. Haftalarca insanlar Hazreti Ömer'i yatağında ziyarete gidiyorlar. Müslüman bir ayet uyduğu zaman kendine hitap ediliyor diyebilir. Vel kadı minel gayz Hazreti Hüseyin üzerine alıyor. Vel afine anin nas insanları affederler deyince telaşlanma diyor. Bir şey yok olur böyle şeyler affettim seni. Ama uyanık Kur'an'ı bilen zaten uyanıktır. Durmuyor, devam ediyor. Vallahu yuhibbul muhsinin demesin mi? Vallahu yuhibbul muhsinin iyilik yaptığı zaman sonuna kadar yapan demektir muhsin. Hazreti Hüseyin diyor ki: "Azad ettim seni. Sana göre bir denk bir hanım bul bütün düğün masraflarında bana ait." diyor. Var mı içinizde Hüseyin? Yok mu? Evet. Korkma evlenmeyeceğiz yani öyle. Evet. Vallahu yuhibbul muhsinin. Vallahi o ayetin muhatabı olabilmek için insan değil malını, değil kırkta birini, iç çamaşırına kadar her şeyi verir, canını da her damlasını da onun için verir. Keşke anlasaydık. Vallahu yuhibbul muhsinin ne demek? Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah'ın sevmesini bırak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Muaz Nicebele, Kur'an'ı bildiği için diyor ki ya Muaz Vallahi inni uhibbuke inni ben le uhibbuke Vallahi seni seviyorum diyor. Peygamber Efendimiz'in bu sözüne muhatap olmak için insan neler vermez? Neler vermez? Vali amca vardı şu sokakta oturdu Allah rahmet eylesin. Amin. Bir gün Efendi Hazretlerimizin yanındayken Efendi Hazretlerimiz ona dedi ki ben bu valiyi seviyorum dedi. Ben bu valiyi seviyorum deyince Vali amca uyanık adamdı. Efendi Hazretleri bu sözünüzü dedi kendi el yazınızla yazar mısınız dedi. Efendi Hazretleri'ne verdi kalemi yazdırdı. Ben dedi bunu vasiyet edeceğim. Öldüğüm zaman kefenime koysunlar. dedi. Uyanık adam değil mi? Bir Allah dostunun ben bu adamı seviyorum demesi. Muhsin Bey Allah rahmet eylesin. Ben bu çocuğu seviyorum demiştir. Koalisyon kurulacağı zaman herkes orada ona baskı yapıyor. Efendim farklı kesimler baskı yapıyor asla destek vermesin diye Efendi Askerimiz aradı. Efendi Askerimiz buyurdu ki meşayih destek vermeni istiyor. Kimseyi dinleme. Tamam Efendi Asker dedi. Ben ölümün pahasına da olsa sizin sözünüzü yerine getireceğim. Telefonu kapattı Efendi Askeri. Ben bu çocuğu seviyorum dedi. Bu söz çok kıymetli. Peygamberin inniyle uhibbuke demesi çok kıymetli. Allah'ın vallahu yuhibbul muhsinin demesi hepsinin fevkinde bir kıymettir. Allah sevgisine mazhar olan bütün vasıfların sahibi olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Şimdi okuduğumuz ayet-i kerimede Bakara suresinin 23. ayetine gelmiştik. Sohbeti sürekli takip eden kardeşlerimizden bir şey rica etmiştik. Hani sadece dinleyen değil. Kün alimen ev müteallimen ev sâ, ev samian ev muhibben ve la tekun mubighidan var bazı hadis-i şeriflerde. Ya alim ol. Ya talebe ol. Ya dinleyen ol. Bunlar mertebesi düşük tabii. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Ya seven ol dinleyemiyorsan ama Sakın buzeden olma diyor. Ulemaya buzeden olma. Şimdi hoca olmaya belki daha var ama talebe olabiliriz. Onun için demiştik ki buraya geliş maksadımız hangi ayete mana veriyorsa bir hafta içerisinde o ayeti hem manasını hem de kendisini ezberleyelim demiştik. 23 ayet oldu. Bir sene geçti ama bir senede 23 ayet herhalde herkes ezberleyebilir. Mi acaba? Efendim? Aferin bak. Evet, kabiliyetli insanlar var. Size bir şey söyleyeyim mi? Kur'an'ı ne kadar ezbere biliyorsanız o kadar Allah'ı seviyorsunuz demektir. O kadar Allah'a aşıksınız. Tamam Çünkü Mecnun hatta Mecnun'un Leyla'ya aşkından daha fazlasınız. Çünkü Mecnun'a sorsan sen Leyla'nın kaç tane kelimesini ezbere biliyorsun? Üç tane beş tane. Siz şimdi 23 tanesini ezberlemiş olacaksınız sevgilinizin ağzından çıkan her kelimeyi ezberliyorsanız sizde Şirin'den, Ferhat'tan, Mecnun'dan, Leyla'dan daha fazla aşıklık istidadı var demektir. Onun için Allah'ın sözünü ezberleyin. Allah'ın sözünü ezberledikten sonra şunu diyebilirsiniz. Ben Allah'ımı seviyorum. Ben Allah'ı seviyorum ki onun bir ayetini duyduğum zaman hiç tereddüt etmeden ezberliyorum diyebilirsiniz. Hiç kimse aleyhine bir söz söyleyemez. Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiç kimse düşmanının sözünü ezberlemez. Düşmanının sözünü ancak düşmanına aşık olan ahmaklar ezberler. Düşmanının dilini ancak düşmanına katiline aşık olan sefihler ezberler. Onlar da az değil. Onlar da o kadar çok ki. İngiliz'in diline aşık olan, Fransız'ın diline aşık olan, benim peygamberime, benim Rabbime, benim kitabıma, yeryüzünde en büyük düşmanlığı yapan insanların dilini bir de böyle özene özene. Hocaya bile, hoca bile aynı kafada. Sormuşlar, hocam okey demek caiz mi? Harold yani demiş. Hoca da çıkmış yolda. Şimdi 23. ayet. Bu hafta ezberleyeceğimiz, üzerine çalışacağımız. Sevgili Allah'ımız, müşriklerin Kur'an-ı Azimuşşan'ı küçük görmeleri, Peygamber Efendimiz'e Cibril-i Emin vasıtasıyla, vahiy yoluyla Allah'tan inzal buyurulduğunu asla kabul etmemeleri karşısında Cenab-ı Hak kendi sözleriyle onları ilzam ediyor. Onları aciz bırakıyor. Kur'an'ın kesinlikle Allah kelamı olduğunu ispat edecek şekilde meydan okuyor. Hodri meydan. Arapça sizin diliniz. Arapçanın ustası sizsiniz. Muhammed bir ümmi. Adını bile yazmayı bilmiyor. Adını bile ömründe bir mısra şiir bilmiyor. Nasrettin Hoca gene biraz bir şey biliyor. Hocaya demişler ki sen Farsça bilir misin? Bilirim demiş. Hocaya da zaten bilmem demek çok zor. Bilirim demiş. E okusana demişler bir beyit. Demiş ki et dünya ağri boğri döneres demiş. Anladınız Farsçayı? Et dünya ağrı bıgrı döneres. Dünya eğri bürü dönüyor demek yani. Şimdi Peygamber Efendimiz bu kadar bile şiirden haberi yok. Edebiyattan haberi yok. Ama bütün zamanın şairleri, belahat ustaları, kelime ustaları bugün başlasa altı ay hiç susmadan ezbere şiir okuyacak kadar zihni şiirle dolu olan insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu Kur'an ayetlerini duyunca hepsinin dili tutuluyor. Vallahi. Bunu kimileri aşikar söylüyor, kimileri gizli gizli. Velid bin Mughira gibi. Ya ben anlarım bu işten diyor. Bu insan kelamı değil ha diyor. Tamam. Onları sadece İslam'a girmekten Geri tutan şey inatları, nüfuz kayıpları, küfürden olan istifadeleri. Küfür onlara bir güç vermiş. Küfür onlara iktidar vermiş. Küfür onlara imtiyaz vermiş. Onları kaybetmek istemiyorlar. Bugün Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin civarında toplananlar hep köle takım, zayıf insanlar. Onların safında görünmek istemiyorlar. Ama bildikleri, itiraf ettikleri bir şey var. O da bu söz insaflı olanlar bu söz beşer kelamı değil diyor. Bazıları örtüyor ama bazıları ısrarla gözünü de kapıyor, kulağını da kapıyor. Zır cahil ısrarla bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem haşa uydurmasıdır demeye devam ediyorlar. Bugün de aynı inatta bulunanlar yok mu? Var. var. Efendim ne müseylemetül zaplar çıktı, çıkmaya devam ediyor. Müseylemetül zapp Onu anlatırken, ifade ederken Türkçe'ye dikkat edeceksiniz. Yalancı peygamber demeyeceksiniz. Yalancı peygamber olmaz. Bir adam peygamberse ne değildir? Yalancı değildir. Yalancı peygamber değil. Sahte peygamber diyebilirsiniz. Tamam mı? Sahte peygamber. Efendim. Peygamber iddia, peygamberlik iddiasında bulunan yalancı diyebilirsiniz. Ama yalancı peygamber dediğiniz zaman peygamberliği farkına varmadan kirletmiş oluyoruz. Yalancı peygamber var mı? Yok. Yok. Onun için Tamam? Peygamber sadece sadık olur. Çünkü peygamberliğin şartlarından bir tanesi sıdıktır, doğru konuşma. Dolayısıyla Yalancılık onlarda yok. Birileri peygamber olduğunu iddia ediyorsa peygamber olduğunu iddia eden yalancıdır denilir. Tamam mı? Nitekim Kur'an ayetleri bu tip insanlara meydan okumaya başlayınca müseylemetül kezzap gibi yalancılar başlamışlar Kur'an'ı taklit edebilir miyiz diye ama rezil olmuşlar. Bir iki tanesini okuyacağım size vakit olursa. Şimdi, tenzil Kur'an'ın peyderpey inişidir. İnzal toplu iniş. Enzelna deyince, lev enzelna hadel Kur'ane, ne demek? Enzele, ifal babından gelirse toplu iniş. Kur'an iki türlü inişi vardır. Bir, levhi mahfuza inişi topludur. Sonra her hadiseye göre parça parça e, hükümlerin gelişi, ona da ne diyoruz? tenzil diyoruz. Tenzil. İnzal toplu. Tenzil. Peyderpey. Kur'an-ı Azimuşan'dan önceki bütün kitaplar hepsi toplu olarak gönderilmiş. Kur'an-ı Azimuşan peygamber efendimize 23 senede peyderpey indirilmiş. Şimdi müşrikler Kur'an'ın bu uslubu üzerinden kendilerini haklı çıkaracak bir iddiaya girişiyorlar. Ne diyorlar? Ya Muhammed! Ne diyeceğiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda demezsiniz. Bir de hutbede. Ama onun dışında sesli olarak Ya Muhammed! Sallallahu, Sallallahu, Sallallahu aleyhi ve sellem. Hutbede olursa, namazda olursa kalbimizde. Şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselama diyorlar ki Eğer bu kitap Musa'ya indirilen kitap gibi ise İsa'ya indirilen kitap gibi ise Davud Aleyhisselam'a indirilen İbrahim Aleyhisselam verilenler gibi ise onların hepsi nasıl indi? İnzal yani bir anda parça parça değil. Aldı eline geldi. Tamam. Seninki de madem peygamberlere indirilen kitap cinsindense niye sana Kur'an-ı 600 sayfasıyla beraber "Al ya Muhammed" deyip toplu verilmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anladınız mı? Kendilerince sağlam bir delile tutunmuş gibiler. Onlara benzemiyor. Belki senin söylediklerin bizim okuduğumuz şiirlere benziyor diyorlar. Her şair divanını yazarken Necip Fazıl şiirlere oturup bir günde hepsini beraber mi yazmıştır? Çilenin tamamını bir anda mı yazdı? Yok. Safahat'ı bir anda mı yazdı? 50 seneye sığdırdı. Tamam mı? İlham perisi geliyor, oturuyor, yazıyor. Ertesi gün oturuyor hiçbir şey yazamıyor. Bir hafta sonra yazıyor. Yani şairler yazdıkları şiirleri, ortaya koyduğu edebi eserleri nasıl yazmışlar? Bir gecede. Mi? Var mı böyle bildiğiniz? Yok, bir gecede bir şiiri yazar. O kadar. Bir mısra yazar. Sonra bir kısmını düzeltir falan. Şimdi şairlerin şiir yazışları, edebi metinleri, yazışları nasıl? Bir anda mı Peyderbey mi? Peyderbey. Peyder Onlar da diyorlar ki seninki de bu kabil'dendir. Eğer Kur'an Allah'ın kitabı olsaydı Tevrat nasıl gelmişti? toplu toplu olması gerekirdi. Senin ki bizim şiirlerimiz gibi beşer kelamıdır. Onun için Peyderpey sen bunları okuyorsun. Düşünüyorsun bir hafta. Aklına geleni sonra başlıyorsun söylemeye diyorlar. Kendilerince bakıldığı zaman ne var? Kuvvetli bir delil. Tam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi yendik, mağlup ettik derken Allah Celle Celaluhu ya eyyüher Resul ey peygamber ben seni koruyacağım demişti. Vallahi asimuk'e, minen nas. İnne cem'ahu ve Kur'an. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an. Hepsi bize ait. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i imdad ediyor ve şu ayet iniyor işte. Bu tartışmanın, bu sataşmanın, bu inkarın karşısında Allah kendi kitabını, kendi dinini korumaktan, galip kılmaktan aciz değildir. Tamam Allah bazen susuyorsa, Allah bazen şeytana fırsat veriyorsa, Efendi Hazretlerimizin çok güzel bir sözü var. Şeytan insanların renklerini ortaya çıkarılmak çıkarmak için yaratıldı. İnsanların renkleri ortaya çıksın. Hangisi mümin, hangisi müslim, hangisi münafık, hangisi kafir, hangisi mücrim hepsinin rengi ortaya çıksın. Tamam Devletler de böyle. Devlet takip ettiği adamların üstüne hemen gitmez. Salar. Ve fasale Talut bil kale innallaha mubteliikum Oradaki gibi yani. Tamam? Bekler. Bakalım ne yapıyorsunuz. Un kapanına gittiğinizde balık tutanları gördünüz mü? oltayı atıyor. Balık şöyle dokunuyor önce çekmiyor. Niye çekmiyor? Kaçmasın diye. Biraz bekliyor. Biraz bekliyor. Biraz bekliyor. Tam takıldıktan sonra daha beklemesine gerek var mı? Yok. Şimdi Cenab-ı Hak hemen helak etmiyor. Fırsat veriyor. Ağız veriyor. Dil veriyor. Konuşuyor. Sataşıyor. Ona ne kadar nasihat edilse dinlemiyor. Son nefesine kadar. Son anına kadar, son kelimesine kadar bütün çareleri tüketecek derecede düşmanlığını, dinsizliğini, küfrünü, inadını ortaya koyunca tokat geliyor. Hiçbir ümidi, hiçbir düzelme ümidi kalmayıncaya kadar Mevla sabreder. Allah o duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. İşte bunlar Kur'an-ı Azimuşşan'a sataşarak Kur'an'ın bir beşer kelamı olduğunu dolayısıyla bunu Hz. Allah'ın Hz. Muhammed'e vahyettiğini reddederek onu halkın nezdinden düşürüp Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yalancı çıkarabilmek için her çareye başvuruyorlar. Nasıl bir efendim istidlal yaptıklarını, nasıl bir çareye başvurduklarını anladık değil mi burada şimdi? Bakalım Allah nasıl cevap verecek? Allah nasıl nakavt edecek? Cenab-ı Hak dedik. Fazla konuşmaya gerek yok. Arapçanın ustası sizsiniz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nahivde, sarfta, belagatta, şiirde sizin talebeniz bile olamaz. İlimde demiyorum. Marifette demiyorum. Fazilette. Ümmi ya. Ümmi. Dolayısıyla şu faildir, şu mefuldür dese Efendimiz okuma yazması yok. Siz üstatsınız. Bu ümmi. Siz şimdi madem ki bunun bir ümminin yaptığı ortaya koyduğu bir eser olduğunu söylüyorsunuz. O zaman ve in kuntum fi raybin. Eğer siz bir endişede, bir şüphedeyseniz mimma nazzalna ala abdina kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu kitabın hala Allah'a ait bir kelam olduğunu kabul etmekte tereddütünüz varsa hodri meydan fetü bir suretin en küçük sureyi getirin min Bu Kur'an'ın benzeri bir sure getirin. İhlas kadar bir şey. İnna atayna kadar. elen tara keyfe kadar. Getirin ya. Üstad siz değil misiniz? Sizin şiirleriniz muallaka seba diye Kabe'ye asılmadı mı? Çıkın o zaman. Aynısını söyleyin. 1500 senedir bu ayet duruyor. Kimse çıkıp ben şu surenin misli aynı belagata, aynı fesahata her okundukça lezzet veren, her okundukça huzur veren, her okundukça marifet serpiştiren bir sure ortaya koyuyorum. Hodri meydan deyip meydan okuyamamıştır. Duydunuz mu böyle bir şey? Ben duydum. Müseylemetül Kezzap böyle bir şey yapmış. Ama ilk yazdığından beri ilk daha okur okumaz alay edilmiş. Hadi oradan demiş. Amr İbni As. Amr İbni As dediğimiz sonradan Müslüman olmuş. Ama Arapların dahilerinden birisi. Ne demek dahi? En zekilerinden. Zeka fışkırıyor. Şimdi bir gün Müseyleme Tül Kezzap'la tanışıyorlar. O onun cemaziyle ahirini biliyor. O bunun cemaziyle ahirini biliyor. Müseyleme Tül Kezzap'ın şiir kabiliyeti var. O da güzel söz söylüyor. Ama yalancı, daleverici bir adam olduğunu da herkes biliyor cemiyette. Şimdi Amr İbni Asa diyor ki Ey Amr! Sizin peygamberiniz Zin Kur'an'ı olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem ben de haşa Allah'ın peygamberiyim. Benim de ayetlerim var diyor. Benim de surelerim. İster misin okuyayım diyor. Amr İbni As oku bakalım diyor. Oku. Başlıyor şimdi Müseyleme Tülkezzem. El filu ve ma me, ve mel filu El fil el fil ve ma adra kem filu lehu zenbun ve bilun ve hortumun tabilun diyor. Bir tanesi bu böyle çok yazmış. Bir taneden ibaret değil yani. Adam boş durmamış. Ya difdi' ibnetu difdi' naqi ma tunqin A'laki fil mayi ve asfaluki fi ttin demiş. Ne diyor? El filu mel filu ve ma edrakemel fil. El fil 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 demek. Yani bir şey değil ya. Mel filu ve ma edrakemel fil. Filin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Niye bilmeyelim ki? Filde ne var yani? Lehu zambun ve bilun. Kalın bir hortumu var. Sonra ve hortumun tabilun. Kalın bir kuyruğu var, uzun da bir hortumu var. Aman ne büyük hikmet. Bunu çocuk bilebilirdi. Bunun bir tarafında hikmet var mı? Bunun bir tarafında fesahat var mı? Bilmediğimiz bir şey var mı? El haqqatum el haqqa ve ma haqqa. Sen onu biliyor musun? Başımıza gelecek kıyametten kimin haberi var? Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor. Sonra Ya düftü Ey kurba Binti dıfta kurbağa Kurbanın kızı kurba Yani çamura batmış Efendim Fille uğraşıyor kurba ile uğraşıyor Ne kıymetü naqin kıym Alaki fil ma'i Başın suyun üstünde Ve esfelükü fiddin Kuyruğun toprağın içinde ne var yani bunda şimdi? Bir şey öğretti mi size? Bir çiftçi senden daha iyi tarif eder kurbağayı. Şimdi bir de böyle bunları okuduktan sonra böyle gerilmiş Amr İbn As'ın karşısında. Nasıl demiş bana inen ayetleri beğendin mi demiş. Ya bunu Amr İbni As'a söylüyorsun. Amr İbni As adama baktığı zaman beyninin 3 metre arkasındaki bütün oyunları fark edebilen zekada bir adam bu. Demiş ki, müseyleme demiş. Yani sen de kesinlikle biliyorsun ki benim senin hakkında yalancı olduğuna inandığımı, sen de benden iyi biliyorsun değil mi demiş. Hiç ses çıkmamış. Sen de benim seni yalancı bildiğimi, her söylediğinin paravla olduğunu bildi biliyorsun değil mi demiş. Bunu anlatmama gerek var mı? Susmuş. Fe'tü bi suretim misli. Eğer varsa gücünüz, bu Kur'an'ın misli bir sure getirin. 1500 senedir hiç kimse bu şekilde bir meydan okuyuşta bulunamamış bulunanlar da ancak filden, kurbağadan öteye gidememişler. Durum bundan ibaret. Daha bu ayet kerimenin efendim kelime kelime nüktelerine temas etmedik. Vaktimiz doldu. İnşallah önümüzdeki hafta yine burada yine yatsı namazının peşinde kaldığımız yerden sure-i ayeti kerimedeki nüansları, incelikleri Mevla'nın bize vermek istediklerini hülasa ederek bu ayeti bitirmeye çalışacağız. Allah hepimize Kur'an hevesi ihsan eylesin. Amin. Evet bakalım bu yeni dönemin nasiplileri kimlermiş? Mızraklı İlmihal İsmail Ağa'nın bastığı bir kitap. 600 sene Osmanlı bu kitabı okumuş, okutmuş. İlmihal biliyor. Çok malumat vardır Mızraklı İlmihal'de. Evet. Bakalım eksik bilgiler var onun için. Abi. Abdullah Gün doğdu. Sen misin abi? Çok. He? Evet hadi bakalım. Evet. Müslüm Özevin. Ne iş yapıyorsun sen? Nerede? Kumaş. Evet. Müslim, evet. 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 Buyur. Allah Nerede oturuyor? Yani ne iş yapıyorsun? Razım Ali Haydar Aksoy. Yok mu Ali Haydar Aksoy? Yok. Mustafa Kaya. Evet Mustafa. Kaçıncı bu? İlk mi? Sen kaçıncı geliyorsun? Evet, iyi. Biliyorsunuz değil mi? İlk çıkanlar sakalı bırakıyor İkinci şalvar cübbe Üçüncü yok medreseye evet. Yunus Emre Güllü taze Allah Allah Ulan bu tercüman Yunus İnşallah buradan güzel hocalar yetişecek he? Evet Ümidimiz öyle Utandırmayın Mahmut Vanlıoğlu Evet Mahmut abi. Kaçıncı Mahmut abi? İkinci. He? İkinci. O zaman şalvar cübbe. İnşallah. İnşallah. Yusuf Kılıç. Hı. Gene mi tercüman? Ne okuyorsunuz? Bize de söyleyin. Ramazan Dal Kılıç. Evet. Ne iş yapıyordun Ramazan abi? Tekstil. Tekstil. Nerede oturuyorsun? Ok meydanında. Hoş geldin. Recep Amal. Evet Recep. Nerede oturuyorsun? Küçük köy. Ne iş yapıyorsun? Ne talebesi? Evet Allah kurtarsın seni. <gülüyor> <gülüyor> Murat Şahin. Evet. Sen nerede oturuyordun? Yeni Bursa'da. Yeni Ne iş yapıyordun? Evet. Tamam. Kaç tane kaldı? Son mu? Son. Davut Çetinkaya. Evet. Nerede oturuyorsun Davut abi? Nerede? nerede? Derne buradasın. Ne iş yapıyordun? Evet, peki. Allah kaza bela vermesin inşallah. El Fatiha.